Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünyada orduyu ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Bu akşam İstanbul'daki hain terör saldırısıyla başlayacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş hemşerimiz bugün alandaydı. İncelemelerde bulundu, ziyaret gerçekleştirildi. Ardından kameralara konuştu. Ve sadece teröristin kısa sürede yakalanmasıyla olayın bitmeyeceğini ve olayın arka yüzünün de aydınlanacağını ifade etti. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Pazar günü olayın duyulduğu andan itibaren milletçe gösterdiğimiz milli dayanışma fevkalade önemlidir. Bir taraftan içimize kanlı gözyaşlarımızı akıtacağız. Diğer taraftan da dayanışma içerisinde Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, Türkiye'yi bir şekilde uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen terörü ve terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye bu süreci de atlatacaktır. Mesele sadece burada bombayı patlatan terörist ya da sadece o teröristin arkasındaki terör örgütünden ibaret değildir. Bunları kim sahaya sürüyorsa, bunları vekalet savaşlarının aracı olarak kimler kullanıyorsa, inşallah ümit ediyoruz ki en kısa zamanda teröristin yakalandığı gibi buradakilerin de yakalanmasını, arkasındaki güçlerin de yakalanmasını temenni ediyoruz. Bütün birimlerimiz gayretle meselenin esas yüzünü ortaya çıkarmak için çabalıyorlar. Büyük bir, olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Efendim hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi Rekabet Kurumu'nu İtalyan şirketi şikayet etmişti biliyorsunuz. Türk fındığını ithal eden bir şirket var İtalya'da ve fiyatların düşük açıklaması 48-49 lira bandında bir fiyat açıklamışlardı. Bunun üzerine de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Rekabet Kurumu'na bu firma şikayet edilmişti. Rekabet Kurumu bu firma hakkında soruşturma kararı verdi. Kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler değerlendirdi. Göreve geldiği günden itibaren şehrin sorunlarına deyim yerindeyse parmak basan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, İtalyan firmasının fındık üzerindeki oyunlarına dur demek için düğmeye bastı. Fındık için savaşacağım diyen Başkan Güler, fındık sektöründe tekel olmaya çalışan İtalyan firması hakkında Rekabet Kurumu nezdinde hukuki süreç başlattıklarını açıklamıştı. Bu bölgenin ve aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir ürünü ve ihracat kalemi fındık. Aşağı yukarı 200 yıllık bir emeğin mahsulü olarak buralarda üretiliyor. Ben de Enerji Bakanı'ndan sonra Cumhurbaşkanımız beni buraya havza yaklaşımıyla Ordu'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmamı önererek geldim. Ve yaptığım çalışmalarda bu bölgenin sorunlarının temelinde fındığın olduğunu gördüm. Dolayısıyla buraya da havza yaklaşımıyla geldiğim için temeli sadece Ordu olarak değil, bu bölgenin temel sorunu olarak fındıktan başladım çalışmaya. Ve burada gördüğüm kadarıyla çok büyük çarpıklıkların olduğunu gördüm. Burada da üretenlerin, esas emeklerini harcayanların, emeklerinin karşılığı olarak bu paranın onlarda toplaması gerektiğini düşünerek temelden girdik. Ve yaptığım çalışmalarda rekabet hukukuna karşı bir takım aykırılıkları tespit ettik. Ve bununla da bir hukuki süreç başlattık. Çok ciddi dosyalar hazırladık. Ve bunu yaptığımız çalışmalarda piyasada teknik bir tabir olarak kullanacağım. Monopsonik bir piyasa olduğunu gördük burada. Ve bunu hukuki olarak ele aldık teknik arkadaşlarla birlikte. Rekabet Kurumu İtalyan gıda tekeli firma ve iştiraklerinin fındık pazarında üretim, alım, kırım ve ihracat aşamasında rekabetin korunması hakkında kanunu ihlal ettiğine dair bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma kararı verdi. Bu kurumda bildiğiniz gibi ülkemizin egemenlik haklarını temelden koruyan bir kurum. Dolayısıyla onların uzmanları geldiler, incelemeler yaptılar. Yaptıkları çalışmalarda başlattığımız hukuki süreci ciddi buldular. Ve yaptıkları çalışmalarda da toplantıda ön çalışmaların, belgelerin, bilgilerin ve karşılaşılan durumun hukuki olarak ciddi olduğunu gördüler. Ve bu araştırmayı
ve soruşturmayı bu şekilde neticelendirdiler. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Güler, hukuki sürecin henüz devam ettiğini, açılan soruşturmadan halkın memnun olduğunu dile getirdi. Güler, emeğin paradan daha üstün olduğunu gösterdik dedi. Bu süreç devam ediyor. Biz de bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mesela Cumhurbaşkanımız 30 Temmuz'da orduyu teşrif ettiler. Kendileri uzmanlara da dayanarak ilgili kurumlara, bakanlığa, aynı zamanda meslek odalarından alınan bilgilere göre kendileri bir fiyat açıkladılar. O fiyattan 33 gün sonra nasıl bir cüretse bir başka kurum, yani adı geçen firma ve ekibi bir piyasa ve yeni bir fiyat açıkladılar 33 gün sonra. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildi tabii ki. Dolayısıyla bunu da göz önüne aldık. Yaptığımız diğer çalışmalardaki pazarın ve rekabetin hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını tespit edildi. Ve yaptığımız müracaatla da haklı görülerek bu soruşturma başlatıldı. Tabii bundan halkımız çok memnun. Hatta burada bir miting yapmayı düşündüler. Şu anda onlara rica ettik. Yani bu konu bütün halkımızın desteklediği, bütün yöneticilerimizin, milletvekillerimizin, yöneticilerimizin hepsinin desteklediği bir çalışma. Daha doğrusu burada emeğin paradan daha üstün olduğunu gösterdik. Ve bu çalışma bundan sonra da bu hukuki süreç devam edecek. Tabii sonucunu biz de yakından takip ediyoruz. Mesudi ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 1.8 şiddetinde olan deprem yerin 7,5 kilometre altında yaşandı. Ülke genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatının ardından Mesudi'ye 1.8 ile sallandı. Hafta sonunda ülke genelinde gerçekleştirilen ve farkındalık oluşturmak için devlet görevlilerinde katıldığı çök, kapan, tutun tatbikatına Ordu Valisi Tuncay Soner de katılmıştı. Tatbikatın hafızalardaki yeri daha tazeyken Ordu'nun Mesudi ilçesinde sabah saatlerinde 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Mesudi ilçesinin arpa alan mevkisi olan deprem yerin yaklaşık 7,5 kilometre altında yaşandı. Sabah 7 sularında meydana gelen deprem pek fazla hissedilmese de Ordu'nun kuzey odalı fay hattında olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı. Ordu'nun depremlerde merkez üssü olabileceğini hatırlatan depremin ardından Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde irili ufaklı birçok depremde yaşandı. Küçük depremler bir yıkıma neden olmasa da geçmişte Ordu'ya yakın illerde meydana gelen depremler Ordu'da da yıkımlara neden olmuştu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bugün yazılı açıklama yaptı ve havalimanı için haklı talepleri basında paylaştı. Ordu Giresun Havalimanı'nda sefer sayılarının yetersizliği ve yaşanan mağduriyetler nedeniyle Ordu ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odaları ortak basın açıklaması yaptı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili taleplerini dile getirdiler. İki başkanın beş başlıkta topladığı talepler şu şekilde. 1,5 milyona yakın Ordu Giresun nüfusu ve 3 milyonu aşkın gurbetçi potansiyeliyle ülkemizin en dinamik bölgesinin havayolu taşımacılığını gerçekleştiren Ordu Giresun Havalimanı'nın rentable kullanımı için uçuş sefer sayısı ve hat aksarında yeniden planlama zarureti ortaya çıkmıştır. 2015 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Ordu Giresun Havalimanı'nın yurt içi talebi gibi yurt dışı hat güzergahında da var olan kapasitesini kullanabilmesi şarttır. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş sefer sayılarının artırılmasını ve uçuş saatlerinin revize edilmesini, Ankara Esenboğa Havalimanı günlük uçuş sefer sayısının en az 2'ye çıkartılmasını, Ordu Giresun Havalimanı'ndan Ankara hattına uçuş saatlerinin de makul saatlere çekilmesini, gurbetçi nüfusun yoğun olduğu Bursa ve Antalya havalimanlarına, Ordu Giresun Havalimanı'ndan gün aşırı ya da haftanın belirli günleri uçuş yapılmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya uçuş sefer sayılarının yaz-kış sabitlenmesini, Türk Hava Yolları bazı özel havayolu şirketlerinin yanı sıra diğer havayolu işletmelerinin de Ordu Giresun Havalimanı'na hat açmalarını talep etmekteyiz.
Efendim biz de her zaman ifade ediyoruz. Daha fazla İstanbul'da olsun, yurt dışında olsun. Ordu ve Giresun'un sayısı Trabzonlu ve Samsun'un sayısından daha fazla ama maalesef bu şehirler istedikleri gibi uçabilirken biz kısıtlı seferler uçabiliyoruz. İnşallah bir an önce bu mağduriyet giderilir diye de defalarca ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. STK'ların da bu yönde görüş bildirmesi oldukça önemli. Altınoğlu ilçesi Gerce Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangında çok şükür can kaybı yaşanmadı. Evdeki 700 kilogram fındık da yandı. Gece saatlerinde alevler Gerce'den yükseldi. Altınordu'nun Gerce Mahallesi Hamdi Özbucu ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler itfaiye gelene kadar alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yanan evin yanında başka evlerin de olması alevlerin sıçrama tehlikesini de beraberinde getirdi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale etti. Bu sayede alevlerin diğer evlere sıçramasının da önüne geçildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 700 kilo fındığın da yandığı belirtildi. Yangının ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık alımı devam ederken üreticiler bir yandan da Aralık ayı için randevuların açılmasını bekliyor. TMO'da randevular birer birer tükendi. Ağustos ayından itibaren üreticiden fındık almaya başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi ürünü 52 lira ve randıman farkıyla daha yüksekten alarak depolarına kaldırıyor. Serbest piyasada düşük seyreden fındık fiyatı üreticileri düşündürmeye ve TMO'yu sevk etmeye devam ediyor. TMO'da birçok nokta için Kasım ayı randevuları çoktan dolmuştu. Geride kalan tüm aylara yoğun ilgi gösterildi. Kasım ayı randevularını dolduran fındık üreticilerinin bir kısmı bu ayda fındık vermekten vazgeçerek randevusunu iptal etti ya da ofise ürün vermeye yeni karar verdi. Kasım ayının ilk günleri randevu açıldığı günden itibaren hızlıca doldu. Üreticiler şimdi Aralık ayı randevu sisteminin ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Üreticilerin TMO'ya fındık verebilmesi için önünde yalnızca Aralık ayı kaldı. Kararını son aya bırakanlar Aralık ayı için bir an önce randevu almak istiyor. Aralık ayı için ise sistemin ne zaman aktifleşeceği şimdilik bilinmiyor. TMO'nun fındık alımını uzatıp uzatmayacaksa Aralık ayının son haftalarında belli olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım tarihinin uzatılması için çağrı geldi. Ziraat odaları Mayıs ayına kadar fındık alımı yapılması gerektiğini ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi 22 Ağustos'tan bu yana fındık alımını sürdürüyor. Ofisin şartlarına göre fındığını hazırlayan üretici aldığı randevu doğrultusunda ürününü ofise satıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fındık alım kriterleri de geçtiğimiz günlerde güncellenmişti. Ofis çürük oranını %3'den %5'e, çatlak oranını %10'a çekmiş, tonaj oranını ise %50 artırmıştı. Ayrıca randımanı 40'ın altında gelen üreticilere fındıkları seçip tekrar getirmesi için ikinci bir randevu hakkı verilmesiyle üreticilerin mağduriyetinin önüne geçilmişti. Kriterlerin güncellenmesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Son günlerde TMO'ya olan ilgi daha da arttı. TMO'ya ilgi devam ederken üreticiler ofisin alımlara devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 31 Aralık 2022'de alımlarını durduracak olan TMO'ya ziraat odalarından önemli bir çağrı geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ofisin yeni yılda da alımlara devam etmesi gerektiğini söyledi. Ziraat odaları yetkilileri 31 Mayıs 2023'e kadar alımların devam etmesi için çağrıda bulundu. Şimdi gözler TMO'dan gelecek haberde.
Efendim sağlıkta, özellikle bebeklerimizin sağlığında orduyu mutlu edecek bir haber var sırada. Ülkelerin gelişmişlik oranları bebek ölüm oranlarının düşük olmasına bağlıdır. Ordu'da bu oran oldukça düşük. Diğer taraftan Türkiye ortalamasının da altında olduğunu ifade edebiliriz. Dünyada ülkelerin gelişmişlik seviyelerini gösteren en önemli kriter anne ölüm hızı ve bebek ölüm hızıdır. Ülkemizde de son yıllarda bebek ölüm hızları oldukça düşürüldü. Gelişmiş ülkeler seviyesine geldi. 2000'li yılların başında 1030 olan bebek ölüm hızımız 2022 yıllarına geldiğimizde 1009'lara kadar düştü. Ordu ve Doğu Karadeniz bölgesi en düşük bebek ölüm hızına sahip olan yerlerden. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, ordunun Türkiye ortalamasının bile daha altında olduğunu kaydetti. Bugün ordumuz için sağlık yönünden güzel bir haber. Bebek ölümleri hızında dünyada biliyorsunuz bebek ölümleri hızı anne ölüm hızıyla beraber gelişmişlik seviyesini belli eder. Bebek ölümleri hızında Türkiye ortalamasının da çok altına indik. 6.6 bebek ölüm hızımız var. Türkiye ortalaması 9.9. Yani Türkiye ortalamasından bile daha aza indik. Bu başarıda pek çok alanında imzası var. Özellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerimiz, çocuk hastalıkları ve uzmanı hekimlerimiz, aile sağlığı hekimlerimiz ve bunlara yardım eden sağlık personellerimiz bu bebek ölüm hızının düşmesinde bu kadar Türkiye ortalamasının bile en altına inmesinde en büyük katkı bu arkadaşlarımızın özellikle perinatolog arkadaşımız, uzman doktor, doçent doktor Hakan Timur kardeşimizin de bunda büyük emekleri var. Gerçekten yeni doğan uzmanlarımızın, yeni doğan bakımlarını gerçekleştiren doktorlarımızın bunda büyük emekleri var. Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerimizin bunda büyük emekleri var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Orduyu böylesine güzel bir müjdeyle müjdelendirdikleri için. Uzman Doktor Coşkun'un ebeveynlere de bir çağrısı oldu. Lütfen herkes, çoluğu çocuğu olan herkes birer çiçek alıp doktorlarına bunun için teşekkür etmeye gitsin. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun doktor kardeşlerimiz. İyi ki varsınız. Asgari ücrette maraton önümüzdeki ay itibariyle başlayacak. Tabii ki beklentiler yüksek. Özellikle enflasyon oranından daha fazla zam olması bekleniyor. Peki vatandaş ne bekliyor? Hangi ücret vatandaşı tatmin ediyor? İzliyoruz. İşçinin ve emekçinin merakla beklediği asgari ücret zammı için takvim ortaya çıktı. Asgari ücret komisyonu toplantısı 6 Aralık'tan sonra yapılacak. Hesaplarını yeni asgari ücrete göre yapacak vatandaş açıklanacak zammı bekliyor. Yeni yılla birlikte asgari ücrete de yeni bir zam daha gelecek. İki kez yapılan zammın ardından vatandaş yılbaşında gelecek zammı bekliyor. Yeni yılla birlikte asgari ücrete de zam gelecek. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihinin belirlenmesiyle birlikte de asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Peki vatandaş ne kadar bir zam bekliyor? Bence en az bir 8.000 olması lazım. En az diyorum bak, üstü olabilir. 8.5 olması lazım. Artması lazım biraz daha. Vatandaş geçinemiyor ki. Yaklaşık 7 milyon asgari ücrette gelecek zammı merak ederken emekçinin beklentisi de şekillenmeye başladı. 2022'de asgari ücrete yapılan ikinci zamdan sonra %80 artış sağlanmış oldu. Vatandaşın gözü yeni yılla birlikte gelecek olan zamda. Bence 10 bin lira olmalı. Hayat pahalılığı çok. Şimdi yılbaşından sonra yine zamlar olacak, yine eriyecek, gidecek. 7-8 olsa ne olacak? Yani bugünün şartlarına göre 7-7,5 olmalı yani bugünün şartlarına göre, pahalılığa göre. Tarılmaz yani, en az diyorum, en az. En az 7,5-8 TL olmalı. 8 bin lira olmalı. Ama hükümetin vereceği kararı saygılıyoruz tabii. Hükümet her şeyi araştıracak, ölçecek, biçecek. Belli bir karara varacak. Hükümetin vereceği kararı saygılıyoruz. Enflasyonu ezdirmeyecek, vatandaşı ezdirmeyecek yani. 7 bin lira, 8 bin lira olsun, 9 bin lira olsun. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısından sonra milyonlarca vatandaşın maaşı kesin olarak belirlenecek. Çamaş Hanım Eli Kadın Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Dokap, Çamaş Belediyesi ve Çamaş Kaymakamlığı'nın destekleriyle kurulan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin açılışı yapıldı. Programa Ordu Valisi Tuncay Sönel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Vekili Celal Tezcan, üreten kadınlarımız bize imkansız diye bir şeyin olmadığını gösterdiler dedi. Ki ulusal değil, uluslararası artık pazara açılmalıyız. Gerçekten dünyanın kurtuluşu gıda olarak çok ülkeye çanlar çalıyor. Hem iklim değişime bağlı, hem su ve toprakların artık bozmasına bağlı. Böyle bir yerdeyken, kuru çalı dikseniz yaprak açıyor. Hayli hayli bu enerjileri de sizce çevirip ve bu ülkenin ekonomisini çok yere götürebiliriz. Bu hanım kızlarına teşekkür ediyor. Onların gözlerini öpüp hem başarılarının hem ülke katlarının devamlı ve dayanılmasını, hep başarılı dik olmasını dileyerek saygı sunuyorum. Vali Tuncay Sönel ise her zaman üreten kadınların yanında olduklarını söyledi. Ülkemizin güzel şehirlerinden Ordu'muzda, Çamaşı'mızda, her bir karış toprağında bu güzel ülkeye hakkını vererek çalışacağız. Bunu yaparsak böyle işte başarı hikayesi çıkar. Her türlü sizin yanınızdayız. Hem valiliğimiz, hem büyükşehir belediyemiz, tüm arkadaşımızla birlikte sizin yanınızdayız. Siz çalışın. Biz de sizlere destek olmalıyız. Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Sebile Karataş, kooperatifin şu anda 100 kadın üreticiyi istihdam ettiğini ve bu rakamın her geçen gün arttığını söyledi. Bu süreçte Hilmi Başkanımız bizi hiçbir şekilde geri çevirmedi. Yani şu anda hala da desteklerini devam ettiriyor. Aynı şekilde valimiz de öyle. Dışarıdan alımlara başladık. Elma, armut, ayva, işte melojendir, galdiriktir. Bunları artık köylü kadınlarımızdan, köydeki kadınlarımızdan alıyoruz. Hani onlara da istihdam etmiş oluyoruz aslında. Oldukları yerde bu gelir kaynağı sağlamış oldular kendilerine. Onlarla birlikte şu anda biz 100-150'ye aşkın kişiye erişiyoruz. Yöresel ürünlerden elde edilen yeni lezzetleri hem dünyaya tanıtmak hem de ekonomik kazanç elde etmek isteyen girişimci kadınlar kurdukları kooperatiflerle ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmügüler'in göreve başlamasından sonra 19 ilçede kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı 19'u geçti. Verilen desteklerle kurulan kadın kooperatifleri için ayrıca Ünye, Fassa ve Altınordu ilçelerinde satış noktaları kuruldu. Altınordu'da belediye tarafından ulaşımın konforu arttırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 3 mahallenin bağlantı yolu, toplam 2 kilometrelik yol sıcak asfaltla buluşturuldu. Altınordu Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yollara konfor getiriliyor. Altınordu'nun orta havzasına konforlu karayolu bağlantısı sağlandı. Belediye ekipleri Kökenli Mahallesi'nden sonra Yemişli Mahallesi orta sokakta bulunan Yemişli, Çavuşlar ve Burhanettin mahallelerinde kapsayan orta havzayı karayolları ve büyükşehir yolu ağına bağlayan 2000 metrelik güzergahı da sıcak asfalt konforuna kavuşturdu. Arabalar tökezliyordu, insanlar tökezliyordu. Şimdi çok güzel oldu. Aşkın başkanına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yollarımızda çok toz toprak oluşuyordu. Camlarımız kirleniyordu, evimizin önleri pis oluyordu. Yollarımız çok güzel oldu. Aşkın başkanımıza çok teşekkür ederim. Aşkın tören önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca şehir merkezinde yaşayanlara değil, kırsal mahallelerde yaşayanlara da kolaylık sağlıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bütün şehre eşit hizmet ilkesiyle hem merkezde hem de kırsalda ulaşıma nitelik kazandırmak ve standardı yükseltmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Mahalleliler Aşkın Tören'den memnuniyetlerini dile getirirken teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yemişli Mahallesi halkı olarak normal yol değil ya, uluslararası standartlarda çok güzel, çok şahane, kaliteli bir yola kavuşturdu bize. Çok güzel, çok güzel. Hizmetini seviyorum ben Aşkın Başkanım. Topluma girgin, insanlarla diyaloglar çok güzel. O konuda ben başkanı takdir ediyorum, Aşkın Başkanım. Çok güzel oldu.
Dört dörtlük asfalt. Eskiden burada at geçmiyordu, eşek geçmiyordu. Taşınan taş taşıyordu. Atlarından taş taşıdılar da beton yol yaptı, şey yolu yaptılar taşınan. Patika yol. Araba marba çıkmıyordu buralardan. Bu yolumuz yıllardır stabilize durumdaydı. Ve Aşkın Başkanımızın sayesinde sıcak asfalta kavuştu. Önceden toz, toprak, mahalleli rahatsızdı. Bu çalışmalardan dolayı da Aşkın Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mesudi ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesinde yollar iyileştiriliyor. Güvenli Mahallesi'nde de beton yol çalışması başlatıldı. Mesudiye'de ulaşım her geçen gün daha da konforlu hale geliyor. Bu kapsamda mahalle yollarına büyük önem veren Mesudiye Belediyesi son olarak Güvenli Mahallesi'ne el attı. Güvenli'de beton yol çalışması başlatan Mesudiye Belediyesi, yıllardır süren ulaşım sorununu beton yolla çözüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, emeğe geçen herkese teşekkür ederek ilçe genelinde beton yol çalışmalarının kar yağına kadar devam edeceğini ifade etti. Güvenli mahallemizin yolundayız. Yıllardan beri mezarlığa daha gitmekte zorlanan halkımıza bir refaha ulaşması, daha rahat gitmesi için Ordu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Ordu Valiliğimizle birlikte bir çalışma yapıyoruz. Burada emeğe geçen başta işçilerimiz, çalışanlarımız olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye'mize, Ordu Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Güvenli halkımıza teşekkür ediyoruz. Mesudiye'mizin sıkıntılı olan ara yollarımızda ve sokaklarımızda beton çalışmamız kar yağına kadar devam edecek. Bütün Mesudiye'mize hayırlı olsun diyorum. Efendim, fındık üreticileri yeni sezon için kolları sıvadı. Çalışmalar başladı. Zaman tarım kireci dökme zamanı. Tam da bu noktada bu uygulamayı yapmadan önce İl Kültür İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz'dan uyarı geldi. Fındık üreticileri yeni sezon için kolları sıvadı. Verim ve kaliteyi artırmak için bahçelerde bakım süreci başladı. Bu dönemde fındık da tarım kireci uygulama zamanı da geldi. Peki tarım kireci uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kireç uygulamadan önce mutlaka toprak tahlili yaptırılması gerektiğini söyledi. Tabii direkt biz üreticimize kireç uygulayın diye bir şey söyleyemeyiz. Evet, yağışlı bir bölgedeyiz. Yağış fazla olduğu için toprağımızın asit oranı artıyor. Ama bu asitliğe bağlı olarak da kireç ihtiyacı oluşabiliyor. Ama bazı yerler var ki ilimizde, bazı alanlar var ki fındık bahçelerimizin bulunduğu alanlar, kireç oranı yüksek olan yerler var. Yani yağışa rağmen kirecin fazla olduğu alanlar var. Buralarda direkt kireç uygulaması fındıkta ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Diğer besin maddelerinin alınmasını önleyebilir bu durum. O yüzden mutlaka üreticimiz toprak tahlili yaptırması lazım. Müdür Yılmaz, kireç ihtiyacı olmayan toprağa bu uygulamanın yapılması durumunda fındığa ciddi zararlar vereceğini belirterek uyardı. Eğer toprak tahlili yaptırdığında bahçenin kireç ihtiyacı varsa o zaman kireci uygulaması gerekiyor. Eğer kireç ihtiyacı yoksa, analiz sonucunda kireç önerilmemişse, o zaman bahçeye kireç atmayacağız. Burada şöyle bir yanlış oluyor. Özellikle dile getirmek istiyorum. Mesela yan bahçede birisi uygulama yapmış, işte analiz yaptırmış, sonucuna göre de kireç uygulamış bahçesine. Diyor ki ya komşunun diyor hemen parseliyle diyor, benim parseli yan yana diyor. Onda kireç çıkmışsa diyor, ihtiyaç çıkmışsa bende de diyor kireç ihtiyacı vardır. O zaman ben buraya diyor kireç atayım diyor. Bu yanlış bir uygulama. Komşumuz evet doktora gitmiş, kalp hastası çıkmış, ona kalp ilacı vermişler, uygulamış, iyi gelmiş. Ama sen kalp hastası değilsin. Sen romatizma hastasısın belki de, sana kalp ilacını verirsek sen ne olursun? Daha kötü hastalanırsın. Evet. Bir toprağın ihtiyacı yoksa, kireç vermemize gerek yoksa, oraya biz kireç uygularsak çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebiliriz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal marketi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamaya, kolaylık sağlamaya devam ediyor. Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmügüler'in girişimleriyle kurulan sosyal markette ihtiyaç sahipleri market alışverişini hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirebiliyor. Marketin malzeme stoğunu hiç boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi,
firmalar ve hayırseverlerden de büyük destek gördü. Ağustos 2021'den bu yana dezavantajlı vatandaşlara hizmet veren sosyal market, şehirde bulunan diğer marketleri aratmıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar A'dan Z'ye her türlü ihtiyacın yer aldığı sosyal marketten alışverişlerini hiçbir ücret ödemeden yapabiliyor. Sosyal marketten hem fiziksel olarak hem de mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda destek olmak isteyen hayırseverlerden de markete bağış desteği geliyor. Giyimden kırtasiyeye, gıdadan temizlik malzemesine kadar ihtiyaçları temin eden hayırseverler bağışları markete teslim ediyor. Sosyal markete açıldığı günden bu yana 40 firma ve hayırseverden bağış desteği yapıldı. Asiyat Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya ve Toygar Derneği Başkanı Yüksel Yalçınkaya'nın bir süredir hastanede tedavi gören anneleri Emine Yalçınkaya hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Asiyat Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya ve Toygar Derneği Başkanı Yüksel Yalçınkaya'nın bir süredir hastanede tedavi gören anneleri Emine Yalçınkaya hayatını kaybetti. Çamlık Mescidi'nde ikindi namazına mütakiben düzenlenen cenaze törenine Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, siyasiler, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda iş insanı katıldı. Emine Yalçınkaya için önce helallik alındı. Helal ediyor musunuz? Bir daha helal ediyor musunuz? Bir daha helal ediyor musunuz? Ben daha helal ettim, helal edenden Allah razı olsun. Ardından merhumenin cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Emine Yalçınkaya'nın cenazesi Çekmeköy mezarlığına defnedildi. Merhume Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu haberle de noktalıyoruz. Şimdi bu akşam saat 20'de Ordu Yönetenler programı var. Konuk AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin olacak. Fundal Taşmış'ın konuğu olacak. Hem ordu hem de ülke gündemini değerlendirecekler. Kaçırmayın diyelim. Yarın akşam ana haberde saat 18.30'da tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.